Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere endeksten daha fazla düşerek, endeksten daha fazla düzelterek dibin dibi seviyelere gelen 3 tane şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikler için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi birkaç tane notumuz var. Bu notları vereceğim ve videonun sonunda da doğru kademeler şeklinde bu dibin dibi şirketleri nasıl alabiliriz? Bunu doğru zaman periyodu içerisine nasıl yayabiliriz? Bununla da ilgili oldukça çok önemli bir not vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz de çok önemlidir diyebilirim. Şimdi hemen ilk notumuzla başlayalım. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki endeks ile birlik daha fazla bu düşüşler devam edecek ve bu sayede de daha dibe inecek bu birazdan inceleyeceğimiz 3 şirket. Biz bu video ile erkenden öğrendiğimiz için daha fazla anlık hamle yapabilme ihtimali ve fitil yakalanabilme ihtimalini de elde bulundurmuş olacak. Bu sayede ne olacak? Şu anda dibin dibi olup biraz daha aşağı geldiklerinde de ya da fitil ile aynı burada gördüğümüz gibi aşağıdaki fitil noktalarını yakalayabilme imkanını elde etmiş olacağız. Burası önemli bir nokta. Diğer notumuzu dediğim gibi o kademelere yayma ve zaman periyodu ile ilgili notumuzu videonun sonunda anlatır. Şimdi ilk şirketimiz olan İşmen'le bir başlayalım. Şöyle İşmen'in grafiğini bir görelim. Zaten ne kadar dip seviyelere geldiğini, ne güzel destekleri burada oluşturduğumda görebiliyorsunuz. Burada iki tane önemli kadememiz var aslında. Birinci kadememize baktığımızda 30 lira 50 kuruşlar seviyesi karşımıza çıkıyor. Bir aşağıdaki kademeye baktığımızda da 28 liralar karşımıza çıkıyor. Şimdi İşmen'le ilgili grafiğimizde gördükten sonra bir de temel kısmına bakabiliriz. Zaten bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi satışlardaki esas faaliyet karındaki net dön Önem karnındaki artışı öz kaynaklardaki artışı görüyorsunuz. Bu oldukça güzel. Öz kaynak karlılığı %100'lerin üzerinde çalışıyor. Şimdi işmenle ilgili peki ne söyleyeyim? Borsa düştükçe faizler arttıkça tabii ki işmen burada negatif etkileniyor ve etkilenmeye de devam edecek. Bakın çok açık olarak söylüyorum. Şu anda bu düşüşlerden ve faiz arttırımlarından negatif etkileniyor ve etkilenmeye de devam edecek. Ben 32 liranın altında yavaş yavaş bu şirketi toplamaya başlarım. Yani şurada gördüğünüz gibi şu anda zaten 31 lira 20 kuruşlar altında. 32 liranın altında toplamaya başlarız. 30,5 liralar güzel bir bir kademe 28 liralar güzel ikinci kademe bunu ifade edebiliriz peki topladık ne yapacağız 2024 2025'e kadar bunu saklarım çok açık ve net bu yukarı yönlü hareketlerine başladığı zaman da bana %100, %200, %300 potansiyelleri rahatlıkla sunabilir. Zaten şu anda gördüğünüz 4 FK civarında çalışıyor. FD defa yöne baktığımızda 3 2'leri görüyoruz. Yani 5'in altında bir FK, 3 2 civarında da bir FD bek görüyoruz. Bu demek oluyor ki şirketin üzerinde çok ciddi bir potansiyeli var fakat konjektürden dolayı negatif etkileniyor. Kar büyümesine baktığımızda çok iyi, temettüsüne baktığımızda çok iyi, iş yapısına baktığımızda gayet iyi ve kusursuz olduğunu görüyoruz. Konjektürden negatif etkileniyor. Biz de bunu biliyoruz. Negatif etkilenmesi bir fırsat olarak görüyoruz düştükçe alıp kademelenip uzun vade için orta uzun vade için saklamaya devam edebiliyoruz bu sayede ilk şirketimizin işmen olduğunu rahatlıkla görebiliriz şimdi gelin ikinci şirketimize bakalım ikinci şirketimize bakko karşımıza çıkacak şöyle bir açalım yine grafiğine ve birkaç kademesine bakalım tepede 100 küsür liralardan güzel bir düzeltme ile 80 liralara 77,5 liralara kadar düzeltme sağladığını görebiliyoruz. Buradaki kademelerimize baktığımız zaman yakın kademesi 76-75, orta kademesinin 71-15 ve uzak kademesinin de 64-75 olduğunu görebiliyoruz. Buraya inişlere çok mesafe var mı? %15-16'lık mesafe var ve ben buralara gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden kademe kademe hareket edeceğiz. Zaten o kademelerle ilgili dediğim gibi sonda notu vereceğim. Vakko'ya baktığımız zaman dönemsel olarak tüm tekstil sektörünün negatif etkilendiğini görüyoruz. Fakat iyi bir marka olduğundan bilanço yapısı kuvvetli olduğundan ve düşük fiili dolaşım oranı olduğundan biz burada yine Vakko'yu tercih edebiliyoruz. Fakat bunu alternatif yani Vakko ile hangi şirketi Koreli hareket ettirebiliriz derseniz karşımıza Yunsa geliyor. Fakat bunu tırnak içerisinde parantez içerisinde söylüyorum. 72 TL ve altında Yunsa inmeye başlarsa o zaman Vakko'ya %50, Yunsa'ya %50 pay ayırabiliriz. İkisinde de düzeltme gören, kuvvetli büyüme yapısı olan, ikisinin de bilançosu iyi olan iki şirket görüyoruz karşımızda. Sadece Vakko için kademelerini söylediğimiz gibi Yunsa'da da 72 lira ve altına geldiği zaman bu kademeler faal olacaktır ve Vakko ile birlikte %50-50 yapma imkanını bizlere sunacaktır diyorum. İşmen'den sonra Vakko'yu gördük. Vakko'dan sonra ya da Vakko ile birlikte diyelim Yunsa'yı gördük. Son şirketimize baktığımızda da yine çok kuvvetli bir düzeltmesi olan Tukaş'ı göreceğiz. Şimdi Tukaş baktığımız zaman bir kere her zaman söylediğim gibi emtiya tabanlı bir iş yaptığı için çok önemli. İkincisi son çeyrek bilançosu yapısını da düzeltmeye başladı. Şöyle bakalım hemen Tukaş'a. Son çeyrekte bilanço yapısını nasıl düzelttiğini de göreceğiz. Bakın daha öncelerde aşağı seyirlerde ortalama 1 milyar, 1.5 milyar, 1.3 milyarlarda hareket eden bir satışlar bu çeyrekle birlikte 1.8 milyara gelmiş. FAVÖN'ün 495 milyona geldiğini, çeyreklik net karın da 528 milyona geldiğini görebiliyor. Yani Tukaş son çeyrek itibariyle birlikte bilanço yapısını yavaş yavaş toplamaya başladı. Kışın dönemsel olarak bir pozitif etki de üzerinde olacaktır. Düzeltmesi, gerçekleşmesi ve şu anda gördüğümüz gibi oldukça dip seviyelerde olması da bize bir avantaj veriyor. 7.68'ler bizim birinci kadememiz, 6.45'ler ikinci kadememiz. Hocam 6.45'lere ne kadar var? Artı 45'lere de aşağı yukarı %18'lik bir düzeltme var. Buraya inebilir mi? İnebilme ihtimali var. İnerse de iyice dibinde bir seviyelerde olmuş olacak. Bu bağlamda demek ki biz işmene baktığımızda borsa düştükçe faizler arttıkça negatif etkilendiğini biliyoruz. Bunun böyle olmaya devam edeceğini de bilip biz bunu bilerek satın alıyoruz ki önümüzdeki süreçte buradan çıktığında çok ciddi para kazandırabilsin. Vakko ve Yunsa ikilisine baktığımız zaman konjektürel olarak ya da bu dönemsel olarak negatif bir seyir içerisinde olduğunu ama bilanço yapısını ve marka kuvveti yüksek olduğu ve yine iyi düzeltmeler yaparak yani buradaki ana kriterimiz bu. Endeksten fazla düzeltme yaparak bu seviyelere geldiği için yine bizim tercih edeceğimiz grubun içerisine giriyor Vakko ve Yunsa. Tukaş'a baktığımızda endeksin kat ve kat üzerinde bir düzeltme içerisinde son çeyrek bilançosu toparlanmaya başlıyor ve kış döneminde daha da pozitif seyir edeceği için Tukaş'ı da 3. hissemiz olarak buraya almış bulunmaktayız. Şimdi gelin bunun nasıl ölçebileceğimiz de şöyle kısa bir değinelim. Şimdi burada yapacağımız şey aslında çok basit. En tepe endeks değerine bakıyoruz. En tepe endeks değerinden şu ankine baktığımızda %6'lık bir düşüş mevcut. Ben mesela ne yapıyorum? İşmen'e gidiyorum hızlıca. İşmen'in de en tepe değerini alacağım. Şu anki düşüşüyle bakacağım. Aşağı yukarı %30'luk bir düşüş var. Bakın %6 neresi? %30 neresi? Vakko'da yaptığım zaman aynısı çalışacak mıdır? Mutlaka aynı senaryoyla yine seçebilirim. Vakko'nun en tepe seviyesine bakıyorum. En dip seviyesine görüyorum. %32'lik bir düzeltme var. Demek ki endeksin %6 düzelttiği yerde %30 düzelten şirket yani 6 kat 5 kat fazla düzelten şirketler grubunu bulmuş oluyoruz. İşmen, Vakko, Yunsa ve Tukaş'la burayı tamamlamış oluyoruz. Peki hocam bu söylediğin son not nedir? Onu bir söyler misin diyelim. Şimdi ona geçelim hızlıca. Buradaki son notumuz oldukça önemli ve böyle düşen piyasalarda dibin dibi şirketleri bulduğumuz ve orta uzun vadede bu şirketlerin tekrar rekor rekor paralar kazandırabileceği dönemlerde kullanabileceğimiz bir stratejidir. Nedir? İki kademe atıp Kalan kademeyi de yeni yükseliş görene kadar dolar bazlı işte bitcoin, S&P 500, Nasdaq ya da yabancı fonlarda tutsam olurum. Yeni yükseliş başlayınca da arbitre eder tekrardan geri girerim. Bu senaryo çalışır mı? Bu şekilde yapsam olur mu derseniz mükemmel derim. Takip edip yapabilirseniz çok tebrik ederim. Ben de bu şekilde yapacağım derim. Ne demek istiyorum? Bunu da rakamlarla anlatalım. Daha demin verdiğimiz kademelerde örneğin 100 birim paramız olsun bizim. Bu dibindi bir şirketlere ayırdığımız. Bir tanesini ayırdığımız. Diyelim ki örneğimiz kolay olsun. Örneğin işmen e ayırdığımız. Tukaş'a, Vakko'ya veya Yunus'a ayırdığımız 100 liramız var. Şimdi 20 lirasını ilk seçtiğimiz dip kademeden alacağız. İkinci 20 liramızı bir alttaki destek seviyesinden alacağız. Kalan 60 liramızı kalan 60 liramızı herhangi bir şey almadan saklayacağız. Peki nerede saklayacağız bunu? Daha demin söylediğim gibi daha fazla dolar bazlı yatırımlarda saklamamız. Bitcoin'de, S&P 500'de, Nasdaq'ta fonlarda tutmamız sağlıklı olacaktır. Bunun yanı sıra altında tutabiliriz. Günlük mevduat hesaplarında tutabiliriz. Bunlar da yine sağlıklı olacak. Bu 60'ı da yeni yükselişin başladığını gördüğümüz noktada iki kademe halinde 30-30 sağlayacağız. Çünkü genelde şöyle olan düşüşlerin tık diye bir yükselişi olmaz. Bu düşüşlerin yükselişine baktığımız zaman daha fazla şunu görürüz neyi görürüz? Hemen çizelim yine ekrana. Bu düşüşlerin yükselişi şu şekilde olur. Bizim burada yanılma payımız olacağı için bu yükselişi ilk zannedebiliriz. Özellikle de iyi teknik analiz, iyi profesyonel trade eğitimi bilmiyorsak bir kademeyi 30'u burada attıktan sonra bir kademeyi de burada atarak yolumuza daha sağlam devam edebiliriz. Ve bu sayede ne olmuş olur? Bizim buradaki 20, 20 lira, 40 liramız bize en dip senaryoları seçmiş olur. En dip fiyatları bize vermiş olur. Kalan 60 liramız değerlenir ve örneğin 70 lira, örneğin 80 lira olur ve biz bu sayede artık daha fazla alımla birlikte ve zaman kaybetmeden de son yükselişte işleme girmiş oluruz. Bu sayede de doğru bir strateji elde etmiş oluruz. O yüzden bunu dibin dibi şirketlerde kullanmamız gerekiyor. 20-20-60 o 60'ı da 30-30 bölerek iki kademede harekete geçirebiliriz. Tekrar dediğim gibi bunu yapsam olur mu derseniz bunu yapsanız mükemmel olur. Takip edebilip doğru şekilde yapabilirseniz muazzam olur. Bunun için de biraz teknik analiz bilmeniz, biraz konjektürü okumanız, imkanınız varsa profesyonel trade eğitimini alıp oradaki özel indikatörlerle birlikte de bu işi yapmayı öğrenirseniz takip edip zaman ayırıp bunu yapabilirsiniz ve daha da fazla para kazanmış olacaksınız. Tamamen dipten alıp beklemek yerine bu stratejiyle daha fazla getiri elde ettiğinizde görebileceksiniz. Bunu da videonun içerisine bir dipnot bir bilgi olarak ekleyeyim istedim. Videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte endeksten fazla düşerek dibin dibi seviyeye gelen 3 şirketi ve bunlarda nasıl bir senaryo izleyebileceğimizi konuşmuş olduk. Video faydalı olduysa abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.